Herkese yeniden merhaba. Şimdiden belirtiyorum, bu video bir isyan videosu. Başlıktan da anlayacağınız üzere Millennium serisinin son kitabı, veda etmemesi gereken bir seriden bahsedeceğim size. Daha öncesinde okuduğum serilerde bahsettiğim gibi benim en favori serilerimden, hala son kitabının kötü olmasına rağmen favori serilerimden olan Millennium serisinin son kitabını geçtiğimiz günlerde okudum. Ay sonunu bekleyemedim çünkü isyan etmem gereken bir kitap kendisi. Kitabın asıl yazarının ilk 3 kitaptan sonra öldüğü ve 4-5-6. Kitaplarının Larson tarafından yazıldığı seriyi konuşacağız. Seriyi değil, son kitabı konuşacağız daha doğrusu. Çünkü seriyi konuşursam hayal kırıklığımı tekrar yaşayacağım. Son kitabımızı uzun zamandır bekliyordum ve Pegasus yayınladığı tarih itibariyle, sosyal medyasında duyurduğu an itibariyle ön siparişimi verdim. Yaklaşık 3 gün kadar kargoyu bekledim. Elime ulaştığı saniyede kitaba başladım. İlk hayal kırıklığım, ben Lisbon'u okumak istediğim halde sürekli Michael'ı okumamdı. Michael beni ilgilendirmiyordu seride. Spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım ama bu sinirle emin değilim nasıl anlatacağımı. Ana karakterimiz Selander bir hacker. Michael ise bir gazeteci. İlk kitapta bir vaka araştırmasında beraber çalışıyorlar ve bütün 6 kitap boyunca bunların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olduğunu, bir şekilde birbirlerine işe düştüğünde ulaşabildiklerini görüyoruz. 4. ve 5. kitapta Lisbant'ın artık bütün hayatını deşifre ediyoruz ve hayatındaki bütün olumsuzlukları öğreniyoruz. 6. kitapta final demesinin sebebi sadece Lisbant'ın ailesinden kimsenin kalmamış olması. Ama bu bir final olamaz. O kadar havada bırakıldı ki kitap. Sinirlendim. Hatta eğer serinin ilk 5 kitabını okuduysanız 6'yı okumayın. İlk 5'te tadında kalsın. 6'da tadınız kaçıyor çünkü. Gene 2 günde oturdum, bitirdim ama her sayfadan sonra şimdi bir heyecan başlasın, şimdi bir heyecan başlasın, hadi bir heyecanla başlayalım oluyorum ama bir türlü o heyecan gelmedi. Son kitabın konusuna gelecek olursak, 5. kitaptan sonra her kitabın sonunda Michael çok popüler bir haber yayınlıyor kendi dergisinde ve sonrasında çöküşe geçiyor. 6. kitaba da o şekilde başlıyoruz. 5. kitapta gündem olan haberi yayınladıktan sonra Michael depresyona giriyor. Yani gazetecilikten bir adım geri gidiyor. Artık popüler bir olay patlatacak veya deşifre edeceği herhangi birinin haberini yapamadığı için ilk bölümlerde Michael'ın işte gazetecilikten soğuduğunu, bunları okuyoruz. Lisbon Selander'ı ortalıkta göremiyoruz. Michael o daha önce oturduğu evine gittiğinde evinden de taşındığını görüyor. 5. kitapta tanıdığımız polis karakterler, başkomiserler hepsi 6. kitapta da var. Bu beni sevindirdi. Çünkü her kitapta yeni karakter tanımak istemiyordum. Aynı karakterlerle devam etmesi benim için güzel bir yöndü. Daha sonrasında Lisbon'a ulaşmaya çalışıyor. Bir türlü ulaşamıyor. Lisbon'da kendi intikam planları var ve kendi intikam planını bir yandan uygulamaya çalışıyor. Ve Michael'la katıyan kontak kurmuyor. Ta ki her gün gördüğü, önünden geçtiği dilencinin ölmesi üzerine. Bir dilenci için çok fazla otopsi raporları veya yaşayan yakınları var mı diye araştırma yapılmıyor ve sadece adam öldü, kimsesi yok diye defnedilmeye bırakılıyor. Ama otopsisini yapan doktor bundan şüpheleniyor çünkü dilencinin cebinde Michael'ın telefon numarası çıkıyor. Michael'ın telefon numarası belki de çoğu vatandaşta var ama önemli bir bilgi sızdıracak ki Michael'ın telefonuyla geziyor. Bu dilenciyi araştırmaya başlıyor Michael. İlk başta çok fazla önemsemese de otopsi raporlarında normal insan gücünden daha güçlü bir anatomik yapıya sahip olduğunu ve donarak kulağını parmaklarını kaybeden bir insandan bahsediyoruz. Bulundukları ülke konumu bakımından böyle bir donma vakası yaşaması mümkün değil. Ve bunun üzerine otopsi raporlarını merak ettiği için Michael bunu araştırmaya başlıyor. Ama gidebildiği yer sınırlı. Dilencinin deli olduğu iddia ediliyor. Hastanede yatmış, kaçırılmış, alkol bağımlısıymış gibi tanıklar var. Ama katiyen hiç kimse ciddiye almıyor. Sürekli sayıkladığı isim ise bir bakanın ismi. Michael'ın daha çok dikkatini çekiyor ve araştırmaya başlıyor. Bir yerden sonra tıkanıyor ama çünkü DNA dizilimlerini araştırabilecekleri bir kayıt yok. Ölen dilencinin katiyen DNA dizilimi veya parmak izi hiçbir sistemde, uluslararası hiçbir güvenlik biriminde kayıtlı değil. Bunun üzerinde Lisbant'a işi düşüyor ve kodlama yoluyla Lisbant'a tekrar mail atıyor.
Daha önce DNA dizimlerine ilgi duymuş ve öğrenmiş bir kişiden bahsediyoruz ve Lisbon ilk iki gün çok umursamasa da üçüncü gün bu olaya el atıyor ve karşısında şok eden bir DNA dizilimi buluyor ve dünyada çok az sayıda olan bir DNA dizilimi bu. Evet, konu orijinal bir konu. Çok beğenerek okudum. Hatta bana bir şeyler de katmış olabilir ama final kitabı böyle olmamalıydı. Kitabımız 15 Ağustos günüyle başlıyor ve 28 Ağustos günü konu çözülüyor. Yani 13 günlük bir macera okuyoruz. Son finali de 9 Eylül'de yapılıyor kitabın. O da Michael'la Surrender'ın son kez görüşmesi adını alıyor. Bence böyle bir final hak etmemeliydi. En azından bir mutlu son hak ederdi diye düşünüyorum. Toparlayacak olursak, orijinal bir konu. Orijinal iki ana karakterimiz var. Ve çok klişe bir son. Cidden üzüldüm. Bu kadar kaliteli bir serinin böyle bitirmesine çok ciddi anlamda üzüldüm. Ama dediğim gibi benim favori seri listemden düşecek veya bir puan düşecek seri değil. Çünkü ben karaktere aşığım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki benim gibi Millennium hayranı çok fazla vardır. O yüzden çok büyük beklentilerle kitaba başlamayın. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ben çok 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 büyük beklentilerle başlamıştım kitaba. Final kitabı olduğunu kitap elime geçince anladım. O da arka kapağını okuyunca. Bu beni üzdü. Çünkü söylentilere göre seri 10 kitap olacaktı ama 6'da bitti. Bu beni üzdü. Ay sonu okuduğum kitaplarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben biraz daha üzülmeye gidiyorum.